Harika. Peki. Şimdi bir başka soru. Tabii biz konuştuk ama izleyicilerimizle de paylaşalım. Sonra sıra dışı gündemde bugün ne konuşacaksak onlara döneceğiz. Hocama dedim ki şimdi teknolojik gelişmeler birçok alanda var. Savaş teknolojilerini falan da konuşacağız bugün. Fakat insanın üremesi üzerine de çok fazla gelişen durumlar. Mesela kendi cildinden, kişinin kendi cildinden bir şeyler üretilerek insan kendi kendine, hani derler ya, hem anası oldum hem babası oldum. Bu mümkün olacak mı yakın gelecekte falan diye konuşurken hocam da buna dair çalışmalar olduğunu söyledi. Hatta oradan şuraya geçtik. Hazreti Meryem Hazreti İsa'yı nasıl doğurdu diye sordum. Şimdi Hocam buyurun. aslında içeride bunları konuşmayalım dedik ama ne yapalım, siz bu ifşa ettiniz bizim bu Yok hocam, sırrımızı. bunu açıklayacağız dedik Tamam, şimdi. tamam. Şimdi evet, Hazreti Meryem'in İsa'yı doğurması. Hemen şunu söyleyeyim, tabii biz 1400 yıldan beri maalesef Kur'an-ı Kerim'i kıylukallerle beraber tefsir ettik. Yani yeni bir şeyi ortaya koyamıyoruz. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de modern bilimlerle beraber, modern bilimin ışığında Kur'an'a bakmayı bilemiyoruz. Çünkü tek yönlü yetiştiriyoruz insanlarımızı. Yani fizik, kimya, matematik, biyoloji bilmeden Kur'an'ın her ayetini yorumlayamazsın. Evet. Şimdi evet, çok doğru. Şimdiye kadar çok değişik şekillerde, daha doğrusu 1400 sene önce nasıl yorumlanmış ise Meryem'in İsa'yı doğurması da üç aşağı beş yukarı bir takım modifikasyonlarla beraber aynı şey. Allah'tan Elmallah Hamdi yazır bir tefsir yazdı. Ondan birçok tefsir profesörü profesör oldu. Şimdi benim görüşüm, tabii Meryem'i Betül'dür. Kur'an'da Meryem suresi de vardır. Ve aslında Kur'an-ı Kerim'de İsa'nın nasıl yaratıldığı Kur'an'da çok açık ve net olarak belirtilmiştir. İşte bazıları işte Meryem hermafrodit dediğimiz, yani çift cinsiyetli olduğunu söyleyerek, ben katılmıyorum ona. Çünkü Meryem'i Betül diyoruz ona. Bu arada iki Meryem Betül vardır. Bir iki Betül vardır. Birisi Fatıma-tü Zehrel-Betül'dür. Yani Fatma annemizdir. Fatıma-tü Zehrel-Betül. Diğeri de Meryem'i Betül'dür. Hem Meryem'e Betül diyeceğiz, hem de ona hastalık isnat edeceğiz. Çünkü hermafroditizm bir rahatsızlıktır, bir hastalıktır. Oysa ki Âl-i İmrân suresinin 59. ayetinde İsa'nın nasıl, Hazreti İsa'nın nasıl yaratıldığını çok Allahu Teala çok açık bir şekilde, inne mesela İsa indellahi ke mesela Adem halakahu min turabin sümme kale kün feyekun diyor. Çok açık. Yani nasıl ki Allah'ın indinde İsa'nın durumu diyor, nasıl ki Adem diyor topraktan yaratılmışsa ol dedi, oldu. Ha, çok basit bir şekilde nasıl oluyor bu iş? Ha, biz bilim adamı kimliğimizle baktığımız zaman da buna, bugün bilim o kadar hızlı ilerliyor ki artık biz animoidleri, yani insansı, hayvansı insanları veya humanoidleri, insansı hayvanları CRISPR-Cas9 yöntemiyle birlikte üretmek mümkün, üretiliyor da. Kopyalama insanlar var. Mesela yine kopya derken hemen burada şunu da ifade edeyim. Çok yanlış bir dini İsrailiyattan geçen bir görüş var. İşte Havva Adem'in kaburgasından yaratılmıştır düşüncesi. Hiç ilgisi yok. Bu Kur'an-ı Kerim'de hiç ilgisi yok. İslam'da böyle bir şey yok. Tamamen Tevrat'tan bize sirayet etmiş bir durum. Nasıl oldu bu? İslam ne der? İslam'da çok açık. Tabii bir de şu var. Bizim müfessirler veya birazcık da şöyle söyleyeyim. Ya işte Kazı Beyzabi buna böyle dedi. Birazcık da edep anlamında söylüyorum bunu. Yani bizim son zamandaki hocalarımızın, tefsir profesörlerinin, ya
İşte Kazı Beyzavi bunu böyle söylüyor. Fahrettin Razi böyle söylüyor. Keşşaf böyle dedi. İşte İbni Kesir böyle dedi. Ben kim oluyorum ki onun dışında bir şey söyleyebilirim diye biraz kıylıkal içerisinde kalıyorlar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim onun için diyorum fizik, kimya, matematik, biyoloji bilmeden olmuyor. Nisa suresinin birinci ayeti var. Diyor ki ya eyyühen nas, ya bugün ne? Bugün vaaz etmeye mi geldik buraya? Ne konuştuk Allah aşkına? Şimdi alemsiz o. Hocam ya, siz sadece ya, bilim adamı değilsiniz. Sağ olun. Biliyoruz. Şimdi bakın orada çok enteresan. Ya eyyühen nas, ey insanlar. Nisa suresinin birinci ayeti böyle başlar. İttekû rabbeküm. Ellezî halegeküm min nefsin vahidetin. Sizi diyor bir dişi hücreden, dişi zerreden, dişi nefisten yarattık. Evet. Ellezî halegeküm min nefsin vahidetin. Bunu burada yani Arapça bilenler, ilahiyatçı arkadaşlarımız çok iyi bilir. Orada nefsin vahidetin. Yani müennes dediğimiz yani feminen, zerre, nefis. Gerçi arkadaşlar işte bunu müzekker olarak kabul etmişler. Yani erkek olarak kabul etmişler ama hep öyle gelmiş. Copy paste, copy paste, kıylukal, kıylukal diye gelmiş. Ama çok açık Allah-u Teala orada min nefsin vahidin diyemez miydi? Çünkü biz Arap edebiyatında, Arap gramerinde bir problem olduğu zaman da Kur'an'a bakılır. En doğruyu Kur'an verir bize. Allah-u Teala orada gayet rahatlıkla diyebilirdi. Ellezî halekeküm min nefsin vahidin diyebilirdi. Vahidetin diyor. Yani müennes, yani dişi, yani feminen. Ve sonra diyor ki ve haleka minha, yine Arapça bilen arkadaşlar bilir. Ve o dişiden diyor. Yani minhu demiyor. Minha, feminen gene kullanıyor. O dişiden ve haleka minha zevceha, erkeğini. Zevcehu da demiyor, zevceha diyor. Çok açık. Ha, şimdi biz bugün klonlamayı nereden yapıyoruz? Dolly diye bir, bundan işte 10-15 yıl önce bir koyun klonlanmıştı. Dişi hücreden, somatik hücreden klonlanma yapılmıştı. Şimdi mesela başka bir ayet daha söyleyeyim size. Ben hep mesela takılırım, ben Kur'an'ı okuyorum. Diyorum ki ya bunu niye böyle tercüme etmişler? Mesela Tevbe suresinin 97 ve 101. ayetleri var. Şimdi ayet şöyle diyor. El-Arabu eşeddü küfren ve nifaka. Araplar diyor, küfür ve nifak konusunda yani çok şiddetlidirler diyor. Bunu tercüme Tevbe suresi. 97. ayet. Peki. Ve 101. ayet. Kontrol etmiyorum hemen. Et lütfen yok. Eder misin? Hayır lütfen eder misin? Daha önceki yayınlarımızda bunu, yakalandım. 30'a. Yok hayır canım öyle şey mi olur? Arkadaşlar şimdi bunu tercüme de bakın tercümelerine hep bedevi diye geçer. Yani bedeviler küfür ve nifak konusunda azgındırlar diye. Ama el-Arabu diyor Allah-u Teala. Yani Arapçayı biz derken lügal arabiyyi diyoruz. Lugal bedevi diye bir lisan yok. Lugal arabiyyi var. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani bazı yorumlar, bazı tercümeler. Peki. Mesela yine suyu konuştuk içeride.